Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün konumuz Tesla alacakların başına gelebilecek 8 tane problemden bahsedeceğiz. Bunlara başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İlk konumuz şarj maliyetleri. Şarj maliyetleri maalesef ülkemizde biraz yüksek. Yeni gelen vergilendirme ile birlikte şu an hızlı bir şarj istasyonunda şarj etmenin bedeli kilowatt başına ortalama 9 lira gibi bir şey. Bu gerçekten çok yüksek bir meblağ. Teşvik etmesini engelleyici ve elektrikli araba alırken en çok takılınacak noktalardan bir tanesi bu. Keza şu an benim yaşadığım ülkede şu an 3 kron, benzin 22 kron. Yani arada bu kadar bir fark var. Ülkemizde de şu an benzin 22-23 lira ama şarj maliyeti 9 lira olunca insanlarda birazcık değer mi değmez mi diye bir endişe olması çok normal. Bu konuda muhakkak bir şey yapılması lazım. Yani bir teşvik etmek için bir indirim olur vesaire bir şey olur. Sonuçta TOG da geliyor ülkemize. İnsanlar TOG da almak isteyecek ama bu şarj maliyeti birazcık yüksek. Sonuçta herkes evde şarj edemeyecek. Bu gerçekten bir problem. İkinci maddemiz şarj istasyonunda yer bulma. Yani şu an evet haritadan baktığımız zaman ülkemizde e-şarj. Onun dışında ZES'in şarj istasyonları. Keza Tesla'nın da şu an yanlış hatırlamıyorsam 3 tane şarj istasyonu açıldı. Ama bunlarda kapasite maalesef düşük seviyelerde. 8 tane, 10 tane. Elektrikli arabalar yaygınlaştıkça bu biraz problem olacak bir seviyede şu an. Ben inanıyorum ki ülkemizde bu tür altyapısal hazırlıklar daha hızlı ilerliyor Avrupa'ya göre. Çünkü inşaat olsun, iş olsun bizde hızlı ilerler. O anlamda bunu hızlıca halledebileceklerini düşünüyorum ama en başta satın alanlar için bu bir problem olacaktır. Çünkü her zaman, her istediğiniz anda yer bulamayacaksınız. Uzun yol yaparken işte Bolu'da var şu an benim bildiğim. Orada her zaman yer bulma durumumuz olup olmayacağı biraz sıkıntı. Yani nüfusumuz çok fazla. Eğer ki çok fazla bir elektrikli araç talep olursa kısa vadede problem olacaktır bu muhakkak. Bir diğer konumuz, üçüncü maddemiz de evde şarj etme imkanı. Bu şarj konusunda ülkemiz biraz şanssız. Çünkü şehirlerimiz kalabalık, binalarımız çok yüksek. Her sitenin veya her binanın şarj etme imkanı olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü büyük otoparklar var. Onlarda hadi site yönetimleri bir şarj istasyonu sağladılar. İşte kullanıcıya göre, daire numarasına göre vesaire bir şekilde ayarladılar. Ama sokak üzerine park eden, apartmanda yaşayan insanların evden şarj etme problemleri yüksek olacaktır. Bu elektrikli araba kullanmanın maliyetini düşürecek en büyük kalemken ülkemizde maalesef yani şehirleşme planımız yüzünden bu biraz zor olacaktır. Ancak işte müstakil evi olanlar veya bir iki katlı evlerde yaşayanlar bu anlamda bir kolaylık sağlayacaktır ama büyük apartmanda yaşayanlar için en başta bu büyük bir problem olacaktır ve elektrikli araba almak konusunda en büyük düşüncenin yaşanacağı konu budur. Bu en problemli madde bence. Yani satın alma konusunda insanları en çok düşündürecek madde bu. Dördüncü maddemiz ise Tesla'larda bulunmayan kaldıran. Kaldıranın olmaması insanın alışması yönünde biraz zorluk çektiriyor. İlk zamanlar gerçekten zorluk çekiyorsunuz. Ekrana sürekli bakmaya çalışmak, o hızı kontrol etmek biraz problem oluyor açıkçası. Buna aman zamanla alışılıyor, alışılmıyor değil. Hatta buna yönelik ekstra küçük ekranlar satılıyor. Ama onun içinde bu göğüsü söküp o işlemi yapmak gerekiyor. 1,5 milyon verdikten sonra, hatta 1,5 milyondan fazla bir para verdikten sonra ilk zamanlarda bu işlemi göze alamayabilirsiniz. Keza ben de burada o kadar para vermedim ama bu işlemi yapmaya gözüm almadı açıkçası. Bir diğer maddemiz de Tesla'ların malzeme kalitesi. Açıkçası araba çok güzel gözüküyor. Deriler vesaire, döşemeler güzel gözüküyor. Öndeki ahşap detay güzel gözüküyor. Ekran keza güzel gözüküyor. Ama uzun kullanım videolarını incelerseniz bu kaplamaların, özellikle bu torpido gözünün oradaki gizli bölmeleri, açan kapaklardaki kaplamaların olsun, işte derilerin olsun, özellikle söylüyorum direksiyon derisi olsun, uzun kullanımda birazcık sıkıntı çektiğini öğrendik biz de. Yani tabii bir Audi, Mercedes, BMW kalitesi yok. Onu açıkça söyleyebilirim. İlk bindiğiniz zaman hiçbir problem yok. Yani şu koltuklarla alakalı problem yok. Ama dediğim gibi bu çekmeceler ve direksiyonda biraz malzeme kalitesinde sıkıntı var. Hatta geçen koltuğumu ayarlarken koltuk ayarlama tuşu elimde kaldı. Öyle bir problem yaşadım ben de. Altıncı maddemizde ise birazcık büyük şehirlerimizle alakalı. İstanbul, Ankara, İzmir, yani kalabalık şehirlerle alakalı. Buralarda Tesla'nın otopilotunun çalışma ihtimalinin zor olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bizim trafiğimize göre ilerleyemez Tesla. Yani evet otoyol sürüşleri gibi akıcı yollarda problem yaşamaz ama arayollarda tam otonom sürüşler zaten şu an yasaklı ama muhakkak bizim insanımız açacaktır onu.
bir şekilde. Bu tam olarak çalışamayacaktır. Yani büyük ihtimal çok problemler yaşatacak. O yüzden bu da bir diğer problemli maddemiz. Yedinci maddemiz ise tek pedalla kullanmak. Tek pedalla kullanmaya insan alışıyor. Yani zamanla alışıyor. Ama İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlerde, trafikte tek pedal kullanıma siz alışırsınız ama arkanızdaki arabana alışması da gerçekten biraz problem olacaktır. Çünkü şöyle işliyor. Ayağınızı gazdan çekip frene basana kadar, yani refleks gereği siz bu işlemi yapmak istiyorsunuz ama siz ayağınızı gazdan çektiğiniz anda zaten araba direkt kendi frenini yapıyor. Siz bu işleyişe alışana kadar biraz trafikte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ya bizim burada sakin bir trafik vardı Norveç'te. Bizim bile bazen problem, arkadaki arabadan dolayı problem yaşadığımız anlar oluyor. Çünkü gerçekten ayağınızı çektiğin anda frene asılıyor araba. Yani siz aslında durmak istemiyorsunuz. Arabayı eski alışkanlığınız olan böyle salınım yapmasını istiyorsunuz ama araba direkt frene bir koyuyor. Yani bazen hiç olmayacak yerde acı bir fren yapmış oluyorsunuz. Bu arkadaki arabalar için büyük problem olacaktır. Yani tabii ki sizin için de problem olacaktır. Sekizinci madde ise bizim insanımızın biraz merakıyla alakalı. Aracınıza her binen insanın bir 0-100 deneme yapma isteği. O işte Model Y'de 5.2 saniyeydi galiba. 5 saniyede işte çıkma isteği. O G kuvvetini hissetme isteği. Test alacak olan arkadaşının. Veya TOG'da da aynı şey olacaktır. Yani sürekli olarak sizden bu yönde bir talep gelecektir. Bunda da artık baş etmesi çok problem olacağını sanmıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.